Savaş yüzde yüz gerçek analizden hani herkese selamlar. Hepinize hoş geldiniz tekrardan. Bitcoin canlı yayında beraberiz. Şimdi son dakika haberi var. konuşacağız beraber bugün. Saat sabah beş buçuk. Ben beş buçukta çekiyorum videoyu. Hani sıcağı sıcağına paylaşayım diye. Ardından da öğlen saatlerine doğru paylaşırım diye düşünüyorum. Şimdi karar açıktan da dostlar. Sekten ee, Grayscale'in Bitcoin ETF başvurusu reddedildi. Sadece Grayscale'in değil Bitwise'ın Spot Bitcoin ETF red, e, başvurusu da reddedildi. E, i̇ki ETF'de tekrar red gördü. Tabi ETF'in red görme haberiyle birlikte Bitcoin aşağıya doğru tam yukarı 20.400'lere doğru gelirken tekrar bir düzeltmeyle 19.960'a kadar bir gerileme yaşadı. Şu an tekrar toparlanmaya çalışan bir Bitcoin'in söz konusu. CoinMarketCap verilerine de baktığımızda 24 saatlik hacim 23 milyar 640 milyon dolar. Piyasa değeri ise 382 milyar dolar civarında devam eden bir piyasa durumu var dostlar. Şimdi neler oluyor? Ne oluyor burada? Ne konuşmalıyız? Onu bir konuşalım. Yeniden ETF'ler reddedildi. Bu spot ETF'lere çok böyle sıcak bakıyorduk ama 2023'ten önce çıkacağını da çok düşünmüyorduk açıkçası. E son gelen verilerle birlikte de tekrar reddedildi bununla birlikte artık gözler Grace geldi Grayscale e, Seke dava açacağını biliyoruz. Bakalım Seke nasıl bir dava açılacak, neler olacak. Hep birlikte göreceğiz dostlar. Bugün Paul da konuştu, bir şeyler anlattı. Öyle çok bir faydası da olmadı anlattıklarının. Gerçi biz onu akşam yayında konuştuk. E, CZ'den makro stratejinin Bitcoin alımına destek son gülen Sider olacak diyor. de destek diyor. Doğru da söylüyor yani. Onun harici başka ne haber var dostlar? Pentagon'dan haber var. Pentagon Bitcoin hakkında yeni bir çalışma başlatıyor. Kripto para endüstrisi büyümeye devam ettikçe bilgisayar korsanlarının faaliyetleri her geçen gün artış göstermekte. Bu konu hakkında kritik bir rapor yayınlayan Pentagon ise bazı güvenlik açıklarını keşfetmek için bir çalışma başlattığını duyurdu dostlar. Ee, Pentagon'da bir çalışma başlatmış olduğu Bitcoin ve Ethereum üzerinde çalışmalarına başlayan başarılı bir güvenlik araştırma firması olan Trail of Bits Pentagon'a bu yeni evrede yardımcı olacağı biliniyor. Bir blok zincirini engellemeye yetecek varlık sayısı nispeten çok düşüktür. Bitcoin için 4 Ethereum için 2 ve çoğu posa için 1 düzeyindedir diyor. Aslında Pentagon'un burada açıkladığı şey Bitcoin veya Ethereum'da sağlam bir şekilde hackerlar tarafından hacklenebilir. Riski varlıklardır. Bunun yatırımcıyı korumak için en engelleyebilecek yollar arıyoruz. Buna göre de düzenlemeler yapacağız diyor aslında Bitcoin'in geleceği için önemli bir hamle Ethereum'un geleceği için de önemli bir hamle onu rahat bir şekilde söyleyebilirim bir başka haberde küresel Merkez bankalarından dostlar Deutsche bank'tan Bitcoin analizi sene sonu fiyatını açıklamışlar Deutsche Bank bu yıl sonunda Bitcoini 28 bin dolara kadar yükselebileceğini ama bunun üstüne çıkamayacağını söylüyor bunun nedeni de küresel merkez bankalarında sıkılaştırma politikalarına gidiliyor olması. Bunların hepsini Discord üzerinden ben bildirdim. Discord'daki dostlarımla paylaştım. Hemen hemen her şeyi anlattım. Hatta şu an Trade'deyiz de. E, trade işlemine de girdik. Neler aldık dostlar onu söyleyeyim. İçeri çekme operasyonu başlatıyor. 19.800 USD stoplu demişim. E, alt tarafın stop desteğini aldık burada. 19.818 desteğini stoplu bir şekilde kullandık dedik ki 19.800 USD stoplu Bitcoin, Ethereum, BNB, MKR, ADA, AB, Audio.com, ve, AMP ve Ape alıyorum dedim. Riskler %50, %50, 50 içeri çekme boyunca bekleyerek karımı tam zamanda satışla alıp ayrılacağım. İçeri çekilenlerden bir rolünü aldığım paritelerle üstleniyorum. Riski kabul ediyorum. Bitcoin 19.800 e altına düşmeden hiçbir pozisyonumu kapatmıyorum dedim. Pariteleri Bitcoin 20.800 bandına geldiğinde kar alıp hepsini satacağım bilginiz olsun diye de paylaştım. Neden 20.800? Tam düşen trendin testi oluyor. Burası dostlar e, testi kırmasını beklemiyorum. Gerçi aylık kapanış yapacağız bu gece. Bu gece saat 3.30'da aylık kapanışta güzel bir veri görürsek o zaman değiştiririm satış lokasyonumu. Ama şimdilik 20.800 olarak aldığım pariteleri 2800'e kadar korumayı düşünüyorum riskli bir işlem olduğunu bilin patlama ihtimali yüksek bir fırsatı riski de olsa dışarıdan izlemek istemiyorum bu yüzden de işlem açıyorum dedim ee, BTC birazdan bir kez daha 20 bin altına salabilir ki saldı ee, söylediğimde ekstra bir şey olmadı 20 bin altına salabilir 20 bini korumayı başarırsa güzel bir kar bırakacak şu an itibariyle korumaya çalışıyor Korumayı başaramaz ise yeni bir dip oluşturmayı deneyecek. Stop olur yeni dip seviyeyi kovalar ve tekrar işlemde olurum. Düşüncem ve para politikamı bu şekilde ilerleteceğim diye de Discord'dan Discord'daki Discord sakinlerimize, ailemize, sevgili dostlarımıza paylaştım. Saat 22.55'te. Akşam saat 11'e 5 kala. Değil mi? 22 aynen 11'e 5 kala paylaştım duyuruyor. Sizler de bu tarz duyuruları, e, trade işlemlerini, Dünya haberlerini daha erken takip edebilmek adına Discord'a katıl butonundan katılarak VIP veya Balino grubuyla üye olup bu tarz işlemlerden faydalanabilirsiniz. Genel olarak hemen hemen her şeyi anlattık herhalde. Ee, neden yıl sonu 28 bekliyor Deutsche Bank? Çünkü küresel merkez bankaları sıkılaşma politikasına gidiyor. ABD Merkez Bankası'nın sıkılaştırma döngüsünü tamamlamaya yakın olmadığı Avrupa Merkez Bankası'nın ECB'nin Henüz harekete geçmedi. Bunu ben de söyledim. Avrupa Merkez Bankası henüz harekete geçmedi. Ve Japonya Merkez Bankası'nın güvenli liman piyasalarını bile kargaşaya katan piyasa baskılarıyla karşı karşıya olduğunu belirt belirtmiş. Bu, mak bu makro faktörler ABD'de resesyon olasılığı ve yatırımcı karamsarlığı ile daha da güçleniyor. İki olayda spekülatif varlıkları daha çok etkiliyor. Bankaya göre bir makro şok yaşanması durumunda kripto para fiyatlarındaki son dip seviyeleri yeniden test edilebilir ve DeFi ekosistemindeki riskler yeniden alevlenebilir demiş. Çok güzel bir rapor. Ben bu raporu çok beğendim onu söyleyeyim. İnanılmaz bir rapor. Detaylı bir şekilde incelemek isterseniz inceleyebilirsiniz. E, raporun tamamına baktım. Raporun içerisinde S&P falan da e, Nasdaq S&P gibi varlıklar hakkında da bazı şeyler bildirmişler. Çok hoşuma gitti. Mükemmel bir yazı, mükemmel bir paylaşım. Gerçekten paylaşım yapanın ellerine sağlık. sistemi.comda DogeC bankan Bitcoin BTC analiz sene sonu fiyatını açıkladı diye şu şekilde bir aratma yaparaktan bu haberin detaylarına ulaşabilirsiniz dostlar. Mükemmel bir raporlama, mükemmel bir anlatım. Gerçekten e, bayıldım. Ve kafamdaki bütün soru işaretlerinin cevapları buradaydı. Birçoğu bildiğim şeylerdi gerçi. Ama hemen hemen Kafamda gurcalayan birçok sorunun cevabını da Deutsche Bank'ın bu raporuyla almış oldum. Bu da ne demek oluyor? Trade etmeye devam. Trade etmek için Discord'da olmanız gerekiyor. Yapacak başka bir şey yok. Fırsatları değerlendirmek için Discord'da olacağız. Peki Bitcoin'de ne durumdayız? 20.094 20.149 direnci üzerine tekrar kapatma yapabilirsek şuradaki gibi bu e, Spot ETF'in reddiyle gelen bir düşüş oldu. Buranın üzerinde ben yakın zaman içerisinde tekrar bir kapatma yapacağını düşünüyorum. Üst bölgede ardından kar alımı için yukarı doğru bir hamle gerçekleşeceğini düşündüğüm için dipten satın aldım. Tekrar içerideyim belli paritelerde. Ethereum'da da durum nedir? 1094 dolarlarda duran bir Ethereum var. Dolar endeksi 105'lerde 104 üstüne attı. Dolar endeksinde kısa vadede bir gevşeme görme durumumuz oldukça muhtemel 104 altına düştüğü sürece 2800 denecek anlamına gelir dostlar. Bu hissi dominansında da kar satışları vardı biliyorsunuz an itibariyle kar satışları yavaş yavaş sona ermeye başladı. US30 tarafında ufak bir yeşil sinyali yandı. Dow Jones'ta Nasdaq verilerinde de yine bir yeşillenme var. S&P'de de var. Bu bir günlük bir yeşillenme olacak gibi duruyor. Yani çok kısa vade çok kısa vadede çok güzel bir trade işlemi açtık. İnşallah muvaffak oluruz. Şimdi gelelim videonun altına istediğimiz yorumlara ve yorum atan dostlarımıza. 26 yorum gelmiş. Yorumlarımız çok düşük. Yani 2163 görüntülenme. Görüntülenmemiz de düştü ama yine de 2000 kişi. 26 yorum çok az yani. Özellikle Discord'da 250 kişi olduğumuzu varsayarsak yani 26 kişinin yorum atması açıkçası üzücü ve kırıcı. Ee, şimdi geçelim. Emeğine ve yüreğine sağlık diye. Şuradan hatta YouTube stüdyodan geçelim biz buraya. Direkt e, içerik hatta yorumlar bölümünden geçelim. Arif Aya'nın emeğine sağlık demiş. Teşekkür ediyorum. Necati Çatal ayılara senin sayende yem olmadık Savaş Hocam. Teşekkürler demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ammo Savaş Hoca ile kazanıyoruz demiş. Kazanmak istiyorsan daha ne bekliyorsun? Discord kanalına gel demiş. Teşekkür ediyorum Ahmet. Yüz yüze de görüştük. Senin de 6. ayın olmuş. Ee, kral şapkasını takmışsın. Desteklerin için teşekkür ediyorum. Yeni rozetin hayırlı olsun. Emeğine sağlık hocam. Eğlenceli, güzel, bol, bilgili, ufak, ufuk açıcı bir yayın oldu demiş. Halil ben teşekkür ediyorum. Halil. Şeytan diyor. Metin Sezer. Bence şeytana uyma Metin. ET 1000 -e, dolardan emir yiyor. sonra 2 sene piyasaya hiç izleme. Alsat beceremiyorum. Bana göre değil maalesef. Kazandığımı da açık gözü davranıp hemen eritiyorum demiş. Zaten o yüzden Discord kanalı var kardeşim. Sen açık yüzü davransan da ben onu sana sattırıyorum. Toygar hocam emeklerine sağlık demiş. Nurhan Durmuş emeğine ve yüreğine sağlık demiş. Teşekkür ediyorum. Soracak sorum yok. Sakince nakitte beklemediğim demiş. Soner bekle kardeşim. Özlem Özden'e teşekkür ediyorum. Umut Celit'e teşekkür ediyorum. Hakan al Demir hocamızın anlatımına son gelişmelere göre sel geliyor tutunacak dal arayan discord'a gelsin demiş eyvallah Necmi'ye teşekkür ediyorum Derya Hanım'a teşekkür ediyorum en gerçekçi bilgiler satmadıysam maalesef ayıları yem olmuş zararda sınır kendinizi kandırmayın demiş Yunus Doğan ee, savaş discord'da değilken düzenli takip etmiyordum çıkış yapılması zorunlu alanları tespit edemediğimden dolayı satmadıysam zararda değilsin genel klişenin kurbanıydım Discord'a katıldıktan sonra tam da büyük çöküşlerde önce bizi nakite çıkararak ayılara yem olmaktan kurtardığın için teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ediyorum Yunus. Fed faiz fiyatlaması için erken daha bismillah sürekli onu mu fiyatlayacağız diye özgür bir isyanda bulunmuş. Haklı bir isyan. Sadece onu fiyatlamıyoruz ama şu an gelen steklasyon ve resesyon sinyalleri biraz da erken fiyatlanmasına neden oluyor açıkçası. Hayrün Nisa Hanım alıp sattığım bir şey yok ama samimi doğru ve tatlı anlatımını sevdiğim için takip ediyorum seni demiş. Çok tatlısın teşekkür ediyorum. Binance borsasında bulunan up coin'ler hakkındaki düşünceni merak ediyorum demiş. Güzel bir soru gelmiş. Binance coin, e, Binance borsasında up ve down değil mi? Down. Down. Up ve down coin'ler var. Şimdi bu up ve down coin'ler nedir? İşte kaldıraç sistemde sözüm ona daha az zarar edebileceğiniz işte neydi? 1.5x, 3x kaldıraçlı işlemler açabildiğiniz, UP e, paritesiyle mesela BTC UP veya BTC DOWN, e, DOWN paritesi üzerinden işlem açabildiğiniz bir token aslında Binance'in ürettiği bir token. E, bu şekilde çok ciddi fiyat değişimlerinden, e, tokenların temsil ettiği sözleşmelerin de olma riskini önlemiş oluyorlar. Bence hiçbir şey olmuyor. Kaldıraç kaldıraçtır. Zarar edeceksen edersin. Yani likitasyonunu kendin sağlayamıyor musun? Stop denen bir şey var. Kaldıraçta da stop var. Örnek veriyorum, 30 X, yani 30 X ile 1,5-3 X arasında çok büyük bir fark var. Doğal olarak likitite olman çok çok daha zor ama kazanç da ona göre değişiyor ve token satın alıyorsun. Binance'in sağladığı bir token satın alıyorsun. Piyasanın tam tersine token üzerinde açılabilecek işlemlere göre de likitite olma şansın oldukça yüksek. Yani BTC per paritesinde mi oynarım? BTC UP paritesinde mi oynarım? BTC DOWN paritesinde mi oynarım? Ben BTC'de PERP paritesinde oynarım. Niye? Daha büyük bir hacim dönüyor orada. Orada iki tane çekik gözlü abinin gelip de piyasanın tam tersine işlem açması biraz daha zor. Çünkü hacim büyük. Ama UP veya DOWN üzerinden daha kolay e, piyasada yön değiştirtebiliyorlar. Örnek veriyorum Bitcoin 22 22.000'deyken Bitcoin'i upta veya DOWN'da token üzerinde BTC UP veya BTC DOWN'da 25.000-26.000'de görebilirsin. Hatta tam tersinde görebilirsin. O yüzden... İşte kaldırıcın biraz daha az riskli kumarını yapmışlar bana göre. Başka da bir şey anlatmıyor. Sonra da cevap vermiş olayım. E, bence kaldırıcın her türlüsü riskli yani. Onu söyleyeyim. Sultan krediçesi kredi çeşeğiyle 6. ayı teşekkür ederim emin için demiş. Excel olmayan sonra cevap alıyorum demiş. Sorun yok zaten her şey konuşuluyor demiş. Sultan teşekkür ediyorum hocam. Rif ve Star Atlas yorumu lütfen demiş. Kim sormuş bu soruyu? Hasan Koç. Değil mi? Rif ve Staratas. Yani neyine bakalım ki arkadaşlar? Rif'i zaten çıkardım. Muhtemelen içeridesin. Parite üzerinde. Bir çıkış yolu arıyorsun kendini anladığım kadarıyla. Açıkçası bir W formasyonu oluşturuyormuş gibi bir görüntüsü var. Şöyle bakarsan. Hele bir de sağ ayak buradan bitip de tepe gelirse. Tepeyi de kırarsa çok güzel bir formasyon çalışır burada. Şimdi bu formasyonu beraber senin için oluşturalım kardeşim. Sabahın 5.51'inde uyuma paramızı çalıyorlar sloganıyla devam ediyoruz. Ne oldu yanlış oldu bir özür diliyorum. Dışarıda tavukların sesi. Şurada bitirip şuradan kırılım gelirse ne oluyormuş bir bakalım. Şurada sağ ayak biraz daha üste kalacak doğrultuda uç nokta burası dip nokta burası gittiği yer burası işte 516 seviyedir değil mi 516 ya olabilecek en makul seviye 516 şu an için uzun vadede bir şey yok rifle ilgili çalışmalarımız vardı hatırlatırım ee, sonra listeden kaldırdığımız için bütün çalışmalardan muaf oldu riffin e, ana düşen trendi var o da mevcut görüntüde var şu an. Şurası ana düşen trend riff'in. Bu riff, bu trend üzerine bir kapama yapmadığı sürece çok ufak hareketlerle devam edecek. Tutup da çift 0.56'dan 3.0 330'lara kadar düşen bir pariteden bahsediyor ve geçmişine baktığın zaman neredeyse başladığı yere gelmiş olan bir riff var. İnşallah içeride kalmamışsınlar. İçeride kaldıysan da artık oldu olursun kardeşim. Ee, senin için yapabileceğim en güzel örnekleme bu. Buradaki W formasyonu oluşursa HDFC 0518 olur. Buna da yapacağın hamle ne olacak biliyor musun? Eğer trade etmeyi falan planlıyorsan şöyle bir şey yapacaksın. Tam kırdığı yere Fibo'yu hedefine çekeceksin böyle. Hop Rift'e izli takibe. Devam edeceksin. Başka yapacak bir şey yok. Bir de şey vardı değil mi? Star. Star Atlas vardı. Dur bakayım onun önce bir şeyine bakalım. Niye bugün yazamıyorum? Staratdas ee, Star var değil mi? Star Atlas, bakalım şuradan. 24 saatte de içeri para girmiş Star Atlas'ta. Ya açıkçası benim çok sevdiğim veya beğendiğim bir parite değil ki. Hiçbir zamanda alım satım yapmadığım bir parite. Genelde uzak durduğum bir parite. Yani ilk çıktığı zaman bunu bir pumpladılar. Buna roketi koydular. Ondan sonra unuttular. Şu an piyasa çökmüş gitmiş. Eğer bunda içeride kaldığın için soruyorsan kardeşim çok büyük bir sıkışma söz konusu. Yukarı doğru bir patlama yaşarsa hiç şaşırmam ama çok uzun vade 0.500 çok ciddi bir direnç olarak çalışacak. Şurayı görüyor musun? Burası senin çok önemli direncin. Bu senin trend direncin. Bunun üzerine kapama yapamadığın sürece günlük bu pariteden bir şey beklemek oldukça anlamsız. Onu bir kere daha dile getirmiş olayım. Bunu senin için turkuaz yapalım. Burası senin direnç bölgen. Bunun üzerinde günlük kapama yaptığı takdirde ve kalmayı başardığı sürece aynı şuradaki gibi yatay bir süreçte kalmayı başardığı sürece burada bir patlama olma ihtimali söz konusu yakın bir dönem içerisinde de çok ciddi bir sıkışma söz konusu. Şu an itibariyle Atlas paritesinde yukarı doğru bir hamle gelebilir. İlk direncinde zaten burası çok net. Tam çizelim şöyle. Kaç kere reddiymiş buradan? 4 kere reddiymiş. Ne 4'ü? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. da büyük ihtimal kırar. 8 kere test etmiş. 9'u da büyük ihtimal kırar. Genelde bu tarz paritelerde kırılım aşaması o şekilde gelir bir sonraki bölgen 15500. Yani şöyle bir hamle gelebilir yakın bir zamanda. Önce burayı kırıp bunun üzerinde tutunup ardından buraya doğru bir hamle gelebilir. Burası sattır. %100 sattır yani. Burada kesinlikle satman gerekiyor. Benim nacizane önerim. Yani çok çok müthiş top 20'de pariteler varken tutup da Atlas gibi ve hatta bir önce baktığımız parite neydi bizim? Rift değil mi? Rift listeden çıkardık. Rift, hadi Rift yine bir nebze de yani Atlas Canını Yakabilir Onu Söyleyeyim Fırat Gül Teşekkürler Mahmut Teşekkürler Ben Teşekkür Ediyorum Dostlar İsmet Paşa İnanemeyene Sağlık Kralıymış Sağlık Kral Jasmi Token Hakkında Temel Anlamda Yorum Yapar Mısınız Demiş Jasmi Token Bilmiyorum Ki Önce Araştırmak Lazım Jasmi Token Jasmi Jasmi Doğru Pariteye Bakıyoruz durumarım Jasmi Pazar neresi var? Binance dahil var. Hepsi var. Yasmin token'da. Genel bakış yapmak lazım. Bunun da olayı neymiş? Önce onu anlamak lazım. Geç canlı verisini. Bunu da geç. Şöyle yapalım. Ee, sahipleri ya da boşver sahiplerini ya. Bakmayacağım sahiplerine. Şuraya bir bakalım önce. TRC 20 standart dedim. Tamam olur. Belli teşvik verimlenmemiş sayıda kişi veya işletme ve işletme tarafına derdi. Hiçbir bir hizmet teşvik edemeyen kanıt olarak çeşitli acıları kullanarak için de kullanılır. Kullan. Sınırlamayarak belirte çok çeşitli amaçlardan sahip olabilir demişler. <laughs> yani ben bu tarz politelerden genelde uzak duruyorum. 24 saatlik işlem hacmi. Pazar sıralaması 387. Jasmi'den aya. Jasmi <laughs> uçurmuşlar zaten bunu. Pariteyi zaten uçurmuşlar. Boğa döngüsü üzerine de sokmuşlar. Yani bunda ne kadar bir artık konuşulacak bir şey kalmış tartışılır yani. Değil mi? burada bunu uçurmuşlar. Şimdi diyorlar ki tekrar uçar mıyız? Değil mi? Orada lanetli küfürlü mesajlar silinmiş. Uçuşlu mesajlar duruyor. Fi tarihinin mesajları var burada bak. <laughs> 27 Haziran. Gerçi bunu yeni atmış. Neden web sitelerinde piyasa değerinin dolar olduğunu söylüyorlar? Soran sorana soran sorana. Valla çok garip de bir sıkışma var. Bunu daha önce de incelemişiz. Buraya beyaz atmışım. Ben muhtemelen şunu söylemişimdir buraya beyaz attıysam. Bunun altına düştüm mü kaç bundan uzak dur gibisinden konuşmuşuzdur. Çünkü beyaz atmışız gibi. Beyazları genelde o şekilde atıyorum ben. E az önce Rift'te de gördünüz onu. Atlas'ta da gördünüz. Beyaz vardı o. Beyaz bölgeler benim için pariti unutmam gereken yerler işte. Puh. Büyük kayıp ya çok. Sağlam düşmüş. 62 milyon dolar para var. Piyasa değeri toplasan 43 milyon dolar. Bak toplam arzına bak. Öf. Öf yani şu toplam arıza göre dolaşan tedarik toplam arıza göre fiyat bence şu an normal ya yani, olması gerektiği yerde. Jasmine üzerinde. Olabilecek en iyi senaryoyu konuşalım Jasmi'de Haftalık tablo üzerinden konuşalım. Düşüş sinyali devam ediyor. İyi dedik, kötü konuştuk. Evet, düşüş sinyali devam ediyor Jasmine'le. Yeni dipler alıyor Jasmi Ha, bunun için şöyle bir şey söyleyebilirim ama bak burada çok önemli bir şey var. Ee, şimdi bunu buraya basarsın. Tamam mı? Şurayı dip olarak kullanmış şöyle. Değil mi? Evet ikili dip yapmış burada. Sıfır bir bölgesi ve 0 sıfır bölgesi olarak ikili dip yapmış kardeşim. Bunu buraya bağlarsın. Fibonacci'ni böyle oluşturursun tamam mı? Bunu takip edersin. Oluşturabileceği maksimum dip neresiymiş? E, 61, 8 nerede? Burada. Oluşturabileceği maksimum dip çift 19.48. 19.48'e kadar bunu takip edersin. Bu hemen gelmez ama çok uzun bir zaman alacak gibi duruyor. Haftalara böldüğünde. Bitcoin düşüyor birlikte daha da derinleşir bu. 19.48'i görüyor musun? 19.48. Hayatının hamlesi olur. Yani milyon dolarlık soru burada bu. Hayatının hamlesi. Ne o hamle? Ben sana söyleyeyim ne o hamle? 19.48 alırsın. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Gelir bunu 19'a stoplarsın. 19 nereden geçiyor? Buradan. Gene 70 olmuyor. 19.48. Eee neredes toplayabilirsin bunu? En makul. Bunu herhalde en makulü 19 olur. Onu burada 19'a stoplarsın buradan girersin. 19.6 patladıysa bir daha buraya geldiğinde tekrar girersin. Bir daha patladıysa bir daha yanına tekrar girersin. Bu seni 3 kere 4 kere patlatır ama stop olmak zorundasın. 19'da muhakkak stop olacaksın. Çünkü 19 6 artık geçmiş olsun. GG bye bay moduna giriyor. 19'u hep kullanmak lazım burada. 19 50 alım 19 stop. 19 50 alım 19 stop. Her seferinde patlatabilir seni. Bir yerde 3 veya 4. de en sonda patlamazsın. Bu burada kalır. Burada kaldıktan sonra ilk gideceği yer Paritenin ilk yapacağı hamle seni patlattığı süre boyunca kaybettiğin paranın 10 katını sana geri kazandırır. Yani burayı yakalamayı başarırsan bu paritede bu kadar sabrın varsa geri dövüşünde 5x yaparsın. Gerçi burası şey oluyor. Şuraya gelirsin. 3x yaparsın. İlk etap burası çünkü artık destek olarak. Yani 19'u yakalamayı başarırsan Jasmine'de. Tahminime göre 3x vurursun yani buradan iyi vurursun ama bunun için çok büyük sabır lazım yani böyle düşecek gelecek böyle düşecek gelecek düşecek düşmeyecek belki burada çok uzun oyalanacak tekrar düşecek falan yani çok uzun bekletir belki hiç gelmeye bilebilir hiç gelmeye bilebilir ben sana Fibonacci'ni çizeyim alım olanını da anlatayım sorduğun soruya cevabı vermiş olayım kendim işlem açar mıyım açmam ama bu gök, bu ekran resmini alıp kullanabilirsin. İnşallah bir işine yarar. Soruna da cevap vermiş olurum. Ayhan Paşoğlu gerçekten dürüstçe ve doğru bilgiler veren değerli bir analist. Bence herkesin demişin takip etmesini tavsiye ederim demiş. Ayhan Bey teşekkür ediyorum. Sağış Bey çok teşekkür Ali'cim teşekkürler. Ama yapmadan birçok haberden haberdar oluruz demiş. Zekai eyvallah. Reis Raven videosu yapmadın demiş Serdar. Ya Raven ne videosu yapayım ki Raven'la ilgili? Allah'ını seversen. Raven'a şeyine baktık mı biz? Raven'ı ben mi yanlış yazıyorum? Ha? Raven. Ha. Ben ya yanlış yazıyorum. Uykusuzluğuma ver. Kuzgun <laughs> protokol. 863 bin dolar içeride. var içeride. Paraya o. Raven'a bu kadar işkenceyi çektiren piyasa bize neler yapmaz diye isim geldi mi ya? Abi 1465. sırada duruyor ya ben tap 20'den bahsediyorum siz bana 1465. şeydeki Paliteyi soruyorsunuz Yani Bybit'ten bakalım bunu delis mi etmişler Yo Coin Tethys burada Raven University Raven'e Bununla ilgili çünkü çalışmalarım vardı benim evet buradasın Raven'e bunu bir ara biz al sat yapıyorduk. Sonra bıraktık. Bak bundaki beyaz çizgim burasıydı benim. Beyaz çizgi burası. Bunun altı GG kendine iyi bak değil mi? Sat gitsin. Raven sat gitsin. Şurada var bir tane GG daha. Beyaz. Geçmiş olsun modu. Şu an orada direniyor. Bir tane de burada var. Abi yatırımcı küsmüş gitmiş pariteye. Anladın mı? Pazarda 1400 sıralara geri demiş. 800 bin dolar içeride hacim var. Yani. 800 bin dolar hacim. Bu 800 bin dolar hacmi tek başına birisi ikiye katlasa para gene uçamıyor. Tam tersi çakılıyor biliyorsunuz değil mi? Yani birçoğunuz şöyle düşünüyor. Burada 863 bin dolar var 20 saatte. İşte piyasa değil 885 bin dolar. İşte ben buraya 1 milyon dolarlık işlem açsam buna iki katı yaptırırım. Öyle olmuyor. Sen buna 1 milyon dolarlık işlem açtığın zaman bu düşmeye başlıyor. Dostum. Bir tane de amca bunu fark eder üstüne bir işlem açarsa böyle 2-3-5 milyon dolarlık short veya işte e, ee, shortta of gitti para geçmiş olsun diye bunu. Yani her zaman öyle ben buna buradan girelim şu kadar para girsem öf iki katı olur veya birisi gelip bir milyon dolar yatırsa iki katı olur gibi bir durum değil yani o, o öyle değil onu öyle bilenlere eh, cevap vermiş olalım burada sabah saatlerinde. Şimdi Reyvon'un şu an trendi burada. Şu an trende kadar sürünmeye devam Reyvon üzerinde. Reyvon bir de endip var değil mi? Burası artık Allah'ından bul. Yani şarkıyı telif yemesek açarız aslında da. Ezelden Ben seni bulmadan önce Allah'ından bul diye. Tam burası bak. Buranın rengini değiştirelim burayı. Şöyle bitiş artık. Finito moduna çevirelim. Raven için en makul, en mantıklı en sağlam alım yeri bence 18 ve 18, 1089 buradan veya buradan. Bunun dönüşü büyük kazandırır. Dönerse. Piyasada Raven'a varana kadar dönmesi gereken bir sürü paritar ilk başta Ethereum var. Yani yatırımcı gelip de e, top 20 dururken 1400. sıradaki bir coin'e yönelir mi? Yönelmez. Zaten 1000'den sonrası uçurum artık. Yani, ilk 1000 bile fazla hatta. Bana sorarsan ilk 200'den sonrası uçurum da. Ee, Raven'da şöyle bir durum var. Ee, bence bu 10.89'a bir alım emri girilmeli. Ama 10 stoplu yatırım tavsiyesi değil. 10.89 alım emri 10 stop 0 10 stop olmalı. Bir de 18 bandı vardı. Şurası burası da yerse yiyorsa uzun vade tutabilirim diyorsan alım fırsatı. Piyasa döndüğünde Raven'dan 3x çok rahat daha yolun başında 3x yapma şansım var. Onu söyleyeyim. Raven'ın yıl sonu fiyatlamasını nasıl sağlayabiliriz? Bunların üzerinde çalışma yapmak lazım. Şu an yüzeysel konuşuyoruz. Yani çok yüzeysel konuşuyoruz. Onu söyleyeyim. Hiçbir çalışmamız yok bunun üzerinde. Ama ilk etapta gelebileceği yer yani teknikte madem yüzeysel konuşuyoruz o zaman yüzeysel bir hedef verelim Brevin'a. Muhtemelen tepenin ilk kırmızı mumu olur. Kırdığı yerde en dip olsa şuradan. Geleceği yer 13.371 Ben 17 diye tahmin etmiştim. 13'e kadar salmış. Yani buradan gerçekleşebilecek dipten değil de 18'den kopardığını varsayalım. 6x yaptırır. Ne kadar sürede? Belki 6 ayda, belki 1 senede, belki 2 senede. Yani çok kısa vadede bir şey kazanamazsın bundan ama bence uzak durulmalı. Ya da çok uzun vade yatırım yapmayı planlıyorsan olabilir mesela. ben yani Düşünüyorum dursun ama Raven'da çok uzun vade yatırım yapacağım bir proje değil. Proje olarak Raven o kadar uzun vadeli tutunabilecek güvenilir bir proje değil yani. Serdar. Emeğine sağlık cevabın için teşekkürler demiş Evliya'nın ben teşekkür ediyorum. Masa en sıkıntılı olduğum şu süreçte sohbet esnasında bir anda Stux'da bir şeyler mi oluyor diyerek dip tepe noktası veren ve risk alınabilir diyen yani size çok teşekkür ederim. Risk aldım, nokta atışı satış yaptım ve çok mutlu oldum. Onlarca coin alıp haftalarca bekle ve zarar. Bir tavsiye ve birkaç saatte %30 kar. Abone değildim, otomatik bağlandı yayınınız. Minnettarım, Allah razı olsun. Çok zarar diyeyim ama tekrar umudumu kazandım. Tam her şeyi kadar derken net, sade, kesin ve benim gibi analiz anlamayan biri için bir nokta atışı demiş. Nasıl? Discord'da da bekleriz sizi. Discord'ta da çok güzel olaylar dönüyor. 7200 ile girip 9250 mi yaptınız paranızı? 9283'ten geri döndüm demişsiniz. Bence gayet güzel. Allah bereket versin. Kazanmış olmanıza çok sevindim. Bir tane de kalp atalım. Bu arada desteklemeyeceksiniz? De. Discord'a niye katıldınız? Saygıdeğer arkadaşlar. <laughs> Mithat isyan etmiş Discord'dakilere. Zaten piyasa çok durgun. Her gün para kazanacaksınız diye bir kaydediyor. yok. Tanımam etmem ama YouTube'dan takip ederim. Beğeniyorum. Ben izleyen yorumları vesaire. Kenette'nin bu değerli analizine sahip çıksın. Bak Mitat bizim Discord üyemiz değil. YouTube'dan dinleyicimiz. Yani Discord'da değil. Ve size sistem etmiş. Demiş ki bu adamı desteklemeyecekseniz de desteklemeyeceksiniz de Discord'da ne diye duruyorsunuz demiş. Mithat'cığım sağ ol. Teşekkür ediyorum. Bu arada e, videoların çok altına gitmişiz. Olsun güzel oldu. Diye. Bir önceki yorumlara da bakmış olduk. Yani isyan ettik 50 küsüm mü, 70 küsüm mü, 80 küsür mü yorum geldi. Bugün isyan etmedik. Gene gelen yorum sarısı 26 falan. Yapacak bir şey yok abi. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yarın öbür gün inşallah karşılığını vermeyi düşünürler. Bir destek olarak, bir yorum atarak, bir beğeni butonuna basarak herhalde bir gün bu desteği alırız diye düşünüyorum ya. Yani bak en son isyan ettiğim bile 77 yorum gelmiş, beğeni 210. E bugün normal yayın yaptık, 2.100 izleyici var, 27 beğeni var ya. Yani. Şu şey 27 yorum var, yorum. 27 yorum var. Beğeni ne kadar var? Neyse onun sonra bakarız. Evet. Benden bu kadar. Teşekkür ediyorum. Yorumlarınıza da baktım bu tarz şeye devam edeceğiz ee, yayın yapmaya sizler yorumlarda sorduğunuz her soruları ben cevap vermeye çalışacağım hem bu şekilde yorum sayımızı arttırırız hem de ulaşamadıklarımıza da bir şekilde yardım elini uzatmış oluruz dostlar seviliyorsunuz gece saat 3.30'da canlı yayındayız aylık kapanışı yapacağız piyasada yönü belirleyeceğiz 19 19.818 altına stop olursanız ki stop olmalısınız piyasa sağlarsa, %100 su topu olmalısınız. Çünkü bugün canlı yayında konuştuğumuz M formasyonu çalışır ve o zaman dip 17 bin dolar unutmayın. Sakın içeride kalmayın. 19.818 koptu. Geçmiş olsun. Burada anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Bunların tamamı benim. Kendi analizlerim, kendi fiçelerim, kendi yol haritam ve birçoğu tahmindir dostlar. Grafikler üzerinde okuduklarımızı anlatıp bunlar üzerinde tahmin yürütüyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok. Bunu unutmayın. Seviliyorsunuz, iki varsınız. Videoyu beğenmeyi, abone olup bildirimleri atmayı, bildirimleri açmayı ve en önemlisi de YouTube'dan yorum atıp videonun altına yorum atıp kanalı desteklemeyi ve aklınıza takılan soruları sormayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.